Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz. Yeni bir yayında birlikteyim sizlerle. Evet, Evet, dün dün akşam akşam bahsettiğim bahsettiğim gibi Koç burcunda yeni ay yayınıyla birlikteyiz. Bu hafta ayın 21'inde 0 derece Koç burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Bu yeni ay sıradan bir yeni ay değil sevgili dostlar. dostlar. Zaten Zaten sıradan sıradan olmayan olmayan günlerden geçiyoruz. Aynı gün Güneş Koç burcuna geçecek ve ilkbahar ekinoksunu başlatacak. Astrolojide Güneş'in Koç burcuna geçmesi ve diğer öncü burçlara geçtiği zamanlarda yeni yeni bir bir döngüyü, döngü. yeni bir mevsimi başlattığını kabul ederiz biz resmi olarak. Dolayısıyla bir baharı başlatan, hepimizi, doğayı hareketlendiren ve hız katan bir zaman Zaman dilimine dilimine başlıyoruz. başlıyoruz. Şimdi Şimdi bu bu yeni ayın Güneş'in Koç'a geçtiği anda 21'de geçecek, hemen akşamında saat tam olarak 21 sıralarında 0 derece Koç burcunda bir yeni ay meydana gelecek. gelecek. Bakalım Bakalım bu bu yeni yeni ay ay bizi. bizlere neler getirecek, onlardan bahsedeceğiz. Haritayı buraya koydum. Sizlerle birlikte bunu yorumlamak istiyorum. Sizin de görmenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi ay ve güneş 6. evde kavuşmuşlar. Yeni Yeni ayın ayın anlamı zaten ay ve güneşin tam olarak kavuşuyor olması ve Koç burcunda bir başlangıç, bir hareketlilik hayatımıza getiriyor ve uzun süreden beri bir bir rehavet, rehavet, biraz biraz ağırlık, belirsizlik, karışık gündemler, biraz ileri geri, hani iki ileri bir geri gidişler yaşadık. Çünkü Mars geçtiğimiz neredeyse 8 aydır İkizler burcunda ve bu bu yeni yeni ayın ayın yönetici yönetici gezegeni Mars ve tam yeni ay esnasında 28 derece İkizler burcunda, aslında bulunduğu derece de çok önemli bir derece, son derecelerde. Dolayısıyla da Mars'ın Mars'ın biliyorsunuz biliyorsunuz hareket gezegeni, hareket zaten mücadele ve savaş gezegeni. Koç burcunda yeni ayın olduğu zamanlarda hızlı bir süreç yaşatır bize. Tabii bu süreç, aslında tarihler vereceğim. Biliyorsunuz son derecelerde derecelerde şu şu anda anda Mars Mars. ve hemen 2-3 gün sonra 22-23 gibisinde bizim Türkiye haritasındaki ayımız da biliyorsunuz 29 derece İkizler'de, bizim Türkiye haritasındaki ayla Ayla kavuşacak kavuşacak bu bu Mars. Mars. Ondan sonra da Yengeç burcuna geçiyor. Zaten önemli olan, hani bu yeni ayın etkilerini biz 25'inden sonra daha güçlü hissetmeye başlayacağız. Çünkü ne olacak? Hemen Hemen 25'inden 25'inden sonra sonra artık Yengeç burcuna geçen Mars öncü bir burca geçmiş olacak ve gökyüzünde şu anda gördüğünüz gibi ciddi bir Koç stelyumu oluşmuş durumda. Çünkü Güneş ve Ay yeni ay ay oluşturuyor oluşturuyor ama ama orada orada bir bir Jüpiter Jüpiter var, var. Chiron var, Merkür var ve bunların hepsi Koç burcunda. Dolayısıyla Yengeç burcundaki Mars bunların hepsine dik açı yapacak. Kaldı ki şu anda tam dolunay haritasında da yine Mars, Mars yani yani yönetici yönetici gezegeni gezegeni. yeni ayın Mars'a bir dik açısı var, hem Ay'a hem Güneş'e. Bu genellikle mücadele etmeyi, zorluklarla uğraşmayı, göğüs germeyi, zaman 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 biraz biraz daha daha böyle böyle ülkesel, hani toplumsal konularda bir takım zorlukları anlatabilir. Şimdi öncelikle Koç kimleri temsil eder? Astrolojide kral ve kraliçeleri. Yani bu bu mitolojik mitolojik astroloji astroloji böyle böyle. adlandırılır ama bizim günümüze çevirdiğimizde tabii ki yönetimde olan insanları, iktidarları, başları temsil eden, iktidar muhalefet olabilir, dünya liderlerini, başta önemli sözü geçen insanları İnsanları ve ve kişileri kişileri. temsil ediyor. Dolayısıyla bu aslında süreç biraz bizim ülkemiz için önemli de olacağını söyleyebilirim. Çünkü şu anki Mars bizim ayımıza doğru gidiyor ve ayımıza doğru gidince de halkla, yani Yani çünkü çünkü bir bir ülke astrolojisinde ay halkı, halkın duygularını, halkın hissettiklerini anlatır. Mars gelecek. Mars neydi? Savaş, kavga, biraz nasıl diyelim, isyan, isyan. Ses çıkarma gibi durumları işaret eder. Şimdi Ay ve Mars'ın kavuşması genellikle icil olarak değerlendirilmez ki, dolayısıyla da dediğim gibi 22, 23, 24 Mart Mart mesela mesela günlerinde günlerinde o ayın Mars'la kavuştuğu günler bizim, hani Türkiye için, ülke haritamız için biraz zorlayıcı gibi gözüküyor açıkçası. Hani halkın biraz daha konuşması, ses çıkarması, tepkisel tepkisel olaylar, olaylar.
Olabilir. Böyle gündemler getirebilir. Ben hala şimdi ülke gündemi için konuşuyorum. Onun yanı sıra tabii ki Mars yengece geçecek ve bizim yükselen burcumuzdan geçiyor. Ben aylardır söylüyordum aslında asıl bizim için gündem ayın 25'inden 25 Mart'tan sonra başlayacak diye. Çünkü Mars buraya geçiyor ve bizim ülke haritamızda yükselimiz yengeç bizim. Dolayısıyla da tamam bir akrep stellyumuz var. Oralara bize de açılar yapacak ama biliyorsunuz ki Koç burcundaki tüm elemanlara da sert açılar yapacak. Bu aslında yine şu anda içinde bulunduğumuz bir karmaşa, bir kaos, iktidar veya işte muhalefet arasında, partiler daha doğrusu arasında oluşabilecek bazı yine böyle gerginlikler olabilir, ani değişimler olabilir. Bunları çok yaşayabiliriz açıkçası. Ve onun yanı sıra yine 0 derece çok önemli. Bizim hayatımızda mesela doğum haritanızda bakınız, Koç burcunu bulunuz. Koç burcunun bulunduğu yerde sayınız. 0 derece Koç nereye denk geliyor? Orada bir gezegeniniz var mı? Orada bir yerleşiminiz var mı? İşte oradan yola çıkarak bu yeni aydan nasıl ve ne kadar ve hangi vadede etki alacağınızı görebilirsiniz. Şimdi dolayısıyla bizim Türkiye haritası için de bu önemli. 0 derece tam bir lider lokasyonunu işaret eder. Ve burada bir sürü şey sayabiliriz aslında bunlarla ilgili. Onların genel durumu, işte aralarındaki anlaşmalar, anlaşmazlıklar olabilir, sağlık sorunları olabilir, ciddi bazı provokasyonlar olabilir, düşmanlıklar olabilir ki bu düşmanlıklar kısmı zaten hani Neptün, Mars zaten 12. evimizden geçiyor. Bakın hala söylüyorum ben bunu. Aslına bakarsanız hem liderler hem yine böyle önemli simalar, önemli kişiler bence kendilerine dikkat etmeli. Düşmanlıklar bakımından ülkemiz şu anda o anlamda risk altında ve sadece ülkemiz değil, bizi yönetenlerin veya işte diğer lider kısmında olan kişilerin aslında hayatlarını böyle tehlikeye sokacak bir takım durumlar olma ihtimali var. Hani Allah korusun böyle kayıplar bile olabilir. Böyle bir stresli dönem gösteriyor ülke için. Diğer yandan arkadaşlar görüyorsunuz 6. evde yeni ay. 6. ev neydi? Bizim daha askeri aslında ülke haritasında sağlık sorunları, sağlıkla ilgili konuları işaret eder. Mars'a bakıyoruz 9. evde ülke, sınır dışı konular, ülkeye girip çıkanlar olabilir, farklı ülkelerle olan anlaşmalar veya anlaşmazlıklar. Bunlar bizim için yine çok ön planda olacak unsurlardır. Şöyle kendi haritamı daha büyük açayım ben. Evet, onun devamında da şimdi arkadaşlar Mars kare yapıyor dedim, evet. Ve burada bakın Jüpiter 7. eve düşmüş. Bu ortaklar, işte ortaklı işler, diğer ülkeler, eş partner ilişkileri burada ön planda olacak. Şimdi yeni ay hepimiz için bir başlangıç. Sıfırdan başlıyoruz. Ne varsa unutun gibi düşünebilirsiniz. Zaten Koç başlangıç ve yeri, toprağı hepimizi böyle cıvıl cıvıl aslında hareketlendirecek. Dolayısıyla o heyecan 25 Mart'tan sonra daha fazla olacak. Çünkü biliyorsunuz Mars çok uzun zamandır ikizlerdeydi, oradan ayrılıyor artık. 25'inde Yengeç burcuna geçiyor. Yani neredeyse 8-9 aylık bir süreç biz böyle bir durumu yaşadık ve şimdi bu Mart'ın sonu da yenilikleri getiriyor aslına bakarsanız. Ve tam yine yeni ay ortasında 14 derece terazi yükseliyor arkadaşlar. Burada tabii ki şunu hatırlatmak istiyorum. Terazi neydi? Biraz daha bürokrasi, demokrasi, eşitlik, anlaşmak, uzlaşma sağlamak anlamına geliyor. Demek ki bu gibi temalar, demek ki bir uzlaşma gerektirecek durumlar olacak. Ki bu bir işaret. Ama bunun arkasından güzel bir şey söyleyebilirim. Şimdi Venüs'e bakıyoruz. Venüs Kuzey Düğüm'le kavuşmuş. Yanında Juno var. Juno da yine bu anlaşmalarla çok alakalıdır ve Boğa burcunun 4-5 derecelerinde artı Vertex de yanlarında böyle bir stellium oluşturmuşlar. Aslına bakarsanız özellikle ayın sonunda doğru bu görünüm bence olumlu bir yansıma, onu söyleyebilirim. Çünkü Venüs güçlü bir durumda. Kuzey düğümle kavuştuğunda aslında orta yolu bulmak,
Bilhassa ilişkilerde ilişkilerde daha güvende hissetmek, aslında güven de bulabilmek diyebiliriz. Orada bir anlaşma sağlamak, ama bu X biriyle olur, hiç hakkında olmayan biriyle olur, olabilir, farklı gelişmeler olabilir. Ama bizim hem duygusal yaşantımıza yaşantımıza olumlu olumlu etki. etkiler bu, dostane ilişkilerimizi olumlu etkileyecektir. Maddi manevi de, hani bu Venüs'ün kuzey düğümüne kavuşumu hem şanslı kabul edilir. Venüs dediğim gibi güçlü ve toprak elementinde Bir bir şeyleri şeyleri kalıcı kalıcı hale getirmek, kalıcı çözümler bulabilmek diyelim için bence anlamlandırabiliriz. Ve zaten terazi burcunda da hemen, yani bu yeni ayın dolunayı terazi burcunda olacak. 6 Nisan'da Nisan'da yaşanacak. yaşanacak. E, 16 derece terazi burcunda. Bu arada 14 derece yükselmiş. Hiç de tesadüf değil. Sevgili dostlar, ve yükselende de baktığımız zaman, yani tepe noktasında da bir yengeç duruyor. Biliyorsunuz Biliyorsunuz bizim bizim yükselenimiz yükselenimiz yengeç, Plüto'muz yengeç ve tam yükselen derecemizde durur. Bu yine ülke içindeki gündemleri işaret eden bir durum. Genel olarak en en çok çok kimler kimler etki etki alacaklar? alacaklar? Tabii Tabii. ki 0 derece ve 5 derece aralığında Koç burcunda Güneş'i yükseleni herhangi bir gezegeni olanlar daha çok etki alacaklar. Tabii ki ikinci olarak teraziler, Taziler. Oğlak Oğlak ve ve Yengeçler bu yeni aydan en güçlü etkiyi alıyorlar. Ve burada aslına bakarsanız değişken grup burçlar da etki alabilirler. Onların da son dereceleri mesela etki alabilir. İşte İşte ikizlerin, ikizlerin, balıkların, balıkların, başakların ve yayların. Şimdi böyle ki yaylara iyi geleceğini söyleyebilirim. Biraz sonra burçları anlatacağım. Hangi burç nasıl etki alacak? Lütfen izleyin bu yeni ayda. bence Bence bireyselden bireyselden çok çok toplumsal olarak biraz bizi şaşırtabilecek diyelim durumlar söz konusu olabilir bu yeni ay ile beraber. Şimdi ben... Sevgili dostlar, evet, şimdi bu yayından sonra tüm burçları tek tek çekerek sizlere yayınlayacağım. yayınlayacağım. Çünkü Çünkü aynı aynı zamanda zamanda burçları yazın diyorsunuz. Tek tek çekersem hangi burcu dinlediğinizde siz de daha kolay anlayabilirsiniz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Değilseniz abone olun lütfen. Yayını beğenmeyi, beğenmeyi, herhangi herhangi bir bir yorum yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.